Siirt'e 1950'den önce öyle bir İslami adetler vardı. Hiçbir evde hafız olmayan yoktu. Ne zaman? Türkiye'de yasak olduğu bir zamanda. Kur'an-ı Kerim okumak yasak. Ondan sonra Ezan-ı Muhammed yasak. Bütün medreseleri kapatmışlar. Camileri, bazıları ahır yapmışlar. Bazı hayvanların samanlarını, bazı katırlar vardı. Ben kendi gözümle görmüşüm. 35 doğumluyum. 50'den öncekisini diyorum. 50'den sonra demiyorum ha. 50'den önce. O zaman bizi götürüyordular jandarma. 50 kişi önüne götürüyordu karakola. Hem bizi dövüyordular, hem kocamızı dövüyordular, hem Kur'anlarımızı elimizden alıyordular. Torbalara dolduruyorlar. Torbaların atın nereye getirmeni bilmiyorduk ya. Atın. Yakıyorlar mı yoksa bir yere gömüyordun ya, bana tabi suya atan bilmiyordun ya. Benim böyle olduğum gibi kendi gözümüzü de gördük o yaşadığa. İşte o zaman 20. asır müceddidi de diyor zaman sahibi sahibi. Böyle bir elinde Kur'an, bir elinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri karşı koyarak elhamdülillah bugünkü bu hale gelmiş. Yani biz o zaman işte biz 6000 kilometre buraya kat ettik geldik. Yoksa Almanya'nın bahçelerine, sokaklarına bakmak için sırf sizlerin simasını görüp sizin dualarınızı alıp size dua etmek için geldik. Ve sizin böyle yüzlerinizi görünce elhamdülillah binlerce farahlandık yani ha. Size binlerce dua ediyoruz elhamdülillah. İnşallah Ramazan'da da gelseniz Mekke'den, Medine'den size dua edeceğiz inşallah. Ne mutlu sizler ki, elhamdülillah ben kendi kanaatim görüyorum. Sizin zamanınızdaki bu böyle günahtan kendinizi alıkoymak, sahabelerin zamanındaki olan insanlara benziyorsunuz. Simanız benim gözümde öyle görüyorum sizleri. Neden? Günahın içinde olduğunuz halde kendinizi böyle o günahlardan alıkoymak. Ne mutlu sizlere, Allah'a minnet şükürler olsun. Almanya'da yaşıyorum. Biliyorsunuz burada. Ki ben tabi babamız, anamız vefat etti. Siirt'e. Kalktık geldik bitse. Benim büyük abim, büyük alim Hafız-ı Kur'an, benden küçük. O da Hafız-ı Kur'an. Yani dedim ya her evde bir Hafız-ı Kur'an vardı 50'den önce. Ben 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Maşallah. 10 yaşındayken. Bak bir çocuğun bak, böyle kafasına 363 bin harf dolduruyor Allah Celle Celaluhu. İnsanın elinde imkanı var. Bazı adam bir Yasin'i ezberlemek için bir sene uğraşıyor, bir Yasin'i ezberleyemiyor. Ama o küçücük kafasına Allah yerleştiriyor. Ne? Elhamdülillah öyle bir zamanda, hem de öyle bir zamanda yaptık. Bitse geldik, Bitse büyüdüm, oradan evlendim. Ondan sonra birçok devreler geçirdim. Benim bir üstadla alakadar olayı bundan şeyini. Sene 1954'ten 58 arasında Alman mühendisleri gelmiştiler Tatvan'da. Ben de Tatvan'da bir lokantam vardı. Bir Hacı Hakkı'yla beraber uğraşıyordu. Böyle baktık ki bize öğle yemeklerini bize geliyordu akşam yemeği bu mühendisler. Ben de dedim ya valla bu lokantacıdan artist olmuş Hafız-ı Kur'an'dım ya. Onlara söyledik, derhal bizi işe aldılar. Bizi işe aldılar, Van'dan Urfa'ya kadar bütün telefon direkleri benim elimden geçmiş ha. Yayan gidip gelmişim ha. Bir vali kadar maaşalı oldum. Tabii işimiz bitince bizi getirdiler İstanbul'a, Sirkeci Oteli'nde yatıyordum. Bir gece rüya aleminde bir zat geldi dedi, ya sen Hafız-ı Kur'an'sın. Bir de düşünüyorsan Almanya'ya gideceksin. Yazık değil mi? Sana yakışmaz. Sen kalk git bitse, buralarda durma. Ben dedim ben hadi rüyadır, pek ehemmiyet vermedim. Dönüşü gece yine bizzat geldi dedi ya ben sana söylemedim. Almanya'dan vazgeç, kalk git bitse seni tarafına kaydediyorum. Bir şartla sen Almanya'ya gitmelisin, benim ismim Said Nursi. Allah Allah. Valla hiç adırış etmedim, dedim rüyadır, tanımıyorum tabii ben diyor zaman. Şık. Büyük bir zat gibi biliyordum. Yine akşam ne oldu? Geldik otelimize. Neyse valla. Soyundum. Mecanemi giydim. Işığı söndürdüm. Yatsı namazından sonra diye. Yatağa girdim. 5 dakika sonra
batın pencerenin bir sesi geldi. Birisi girdi içeriye. Ondan sonra içeri girdikten sonra böyle amirane yüksek sesle kalk bakayım dedi Hafız Ali. Üç sefer oldu beni getiriyorsun. Bir daha senin yanına gelmeyeceğim. Ben sana demedim kalk git Bitlis'e. Sen Almanya'ya gitme. Seni terbiyeme kaydediyorum ama bir şartla. Sen Almanya'ya gitmeyeceksin. Kalkacaksan gideceksen Bitlis'e. Bir de sen Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın torunlarındansın. Sana yakışır mı bu işlerde çalışırsan oraya gideceksin sen. Bak bir daha senin yanına gelmeyeceğim. Benim ismim Said Nursi. Almanya'ya gitmeyeceksen kalkacaksan gideceksen Bitlis'e seni terbiyeme kaydediyorum. Böyle deyince ben dedim hani sarayı böyle batın pencereden çıktı gitti. Ellerim boşta kaldı. Allah Allah. Ona hemen ışığı yaktım. Ulan batın odada hiç kimse yok. Allah Allah. Ulan koştum pencere. Pencere batın kapalı. Ulan bu zat nerede geldi? Nerede çıktı? He. Aldım dedim, dedim ya gideceğim Almanya'ya. Para sahibi olacağım, geleceğim bir fabrika açacağım. Üzerime kendime. Yani, dünya şeyleri gözümün önüne geldi. Dedim bir de bu zat üç sefer, üç gece üst üste geldi. Ondan sonra muhakkak benim ilerideki istikbalimi görmüş. Orada ne günahlar işleyeceğim, namazı terk edeceğim falan. Dedim ben Hafız-ı Kur'an'ım. Belki Allah buna kalbine şey etmiş. Ben bunun sözünü tutacağım. Gitmeyeceğim Almanya'ya. Ona sabahın oldu, abdestim geldim. Oldu, geldim Beyoğlu'na. Şirketimiz oradaydı. NATO, Kur'an Partor, Telefon Hava Atarı, 4. Bölge Baş Müdürlüğü. Yani bu işle çalışmam için ben de basın isim var yanında ama. Ona götürdüm, oraya kapıyı çaldım, dedim. Buyurun Mülhem Çavuş. Dedim efendim hesabımı kesin. Alın pasaportunu için size mübarek olsun. Ben Almanya'ya gelmeyeceğim. Ciddi mi diyorsun? Dedim, evet ciddi diyorum. Hele bir düşünün, taşın. Bak herkes oraya parayla oraya götürüyor. Gidiyor, biz seni paramızı da getiriyoruz. Dedim ben, para mara mühim değil kardeşim. Ben gelmeyeceğim. Valla patrakim doğruyum dedi, sen misin? Ben de vazgeçtim, kalktım, kamyona bindim. O zaman böyle otobüs yatıyor hemen. Valla bindik kamyona, ondan sonra üç gün, üç gece geldik ulaştık. Hadi 20 saatlik yol şimdiki. O zaman tabii asfalt falan yok ki. Valla geldik, Bitlis'e indim. Allah rahmet eylesin ömrümüzde benim abim tabii orada imam diye kardeşim bacım falan oraya resmi. İndim gidiyorum kardeşim bile Batın Kasım isminde bir kardeşimiz var. Beni gördü dedi hele Hamid Efendi hoş geldin gel bir çayımızı iç. Böyle çayhanede oturup çay içerken dedi ne Mehmet Ali Mülayim şu şahsı. Neyse ona burada işte konuşurken biz de sen neredesin? Dedim Allah Asbar'da. Orada olan bizzat böyle şeyime geldi, dedi o zaman Said Nursi'ye. Dedi, dedi o zaman sahibi, büyük bir zatı, evliyadır, alimdir, şeyhtir, ona sahibi çıkmış, sportada kalıyor, filan mahallede kalıyor, evin kapısı 6 numara. Gideceğim oraya inşallah. Böyle konuşurken, baktım iki kişi karşıdan ama, dedim Mehmet Ali miydi? Ama birisi geldi, sağ konumu tuttu, birisi o konumu, tabahane dediler. E kimsiniz? Fazla konuşma dediler. Gel karakolda belli olur. O arkada karakola. Çıkar vücudanın, vücudanı bizi çıkardı. Baktılar, ula 55 gün askerlerimizden geçiyor. Askeri fıra, askeri kaçak yakaladılar. Ola askeri şambesine haber verdiler. İki tane enzimat geldi, ellerimi kelepçelediler. Bizi götürdüler askeri şambesine. Baktılar o binbaşı, ulan dediysen askerlerden kaçıyorsun. Dedim yok, dediye bak. Hala yoklamadı onu mısın? O yarbay dedi, bunu hemen derhal askere gönderelim. Cezalıya uğrar. Hiçbir yere göndermeden. Valla albay dedi, nereye gönderelim? Dedi, Türkiye'de nerede bir cezalı bir eğitim yeri varsa, onu oraya gönderelim. Valla yarbay dedi, Tunceli'den giden 3. eğitim tuayı Isparta'ya cezalı olarak oraya gitmiş, bunu cezalı olarak Isparta'ya gönderelim. Ulan dedim Allah sizden razı olsun benim çocuğum buradadır. Giderim elini öperim. Bana dua eder. Zaten rüyamda görmüşüm. Bundan sonra drasını yapmışım. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Ben kendi kendime söylüyorum. Ben onun için ulan cezalı olarak beni ya. Tabii gönderiyorlar. Ulan elbiselerimiz hazırlandı. Sürüsümüz hazırlandı. Hiçbir yere göndermeden iki tane intibat